Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Eylül Perşembe ABD Laurel Park'taki Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 7 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan 21.13'te başlayacak ikinci koşuyla. Bir satış koşusuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. 3 numaralı Gunslinger ve 7 numaralı Minister Strike ekibi olmak üzere toplam 13 isim start alıyor ilk koşuda. İlk koşuda Makes More Sense ile başlayacağız. Koşuya bakalım. Koşu 11-12.500 aralığında bir satış koşusu, 24.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 11 numaralı Makes No Sense son startında 1700 metre çim pistte 10 binlik bir satış koşusunda ikinci olan bir isim. 4 numaralı Lucky Ramsey aynı koşuda Makes More Sense'in ikinci olduğu koşuda üçüncü olan 4 numaralı Lucky Ramsey ilk ayaktaki ikinci önereceğim isim. Daha sonra 9 numaralı Fed Up Fire Up var. Forest Boys ile start alıyor. O da bir önceki startında 12.500'lük bir satış koşusunu 1800 metre çim pistte 1.50.73 ile kazanan bir isim. 9 numaralı Fed Up Fire Up. İki isim daha söyleyeceğim burada. 5 numaralı Posterity Javier Telado ile start alıyor. Son olarak da 2 numaralı Speed Game Richard Montaner ile start alacak olan bir isim. İlk ayakta şans verdiğim son isim 2 numaralı Speed Game. Geldik ikinci ayak. İkinci ayak bir maiden koşu. 1100 metre kum pistte 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Maiden satış koşusu. 7 isim start alıyor burada. Zor bir koşu. Atların bir tek 2 numaralı Don't Cross Fury 2 kez start almış. 2 kez de 3. olmuş. Hangi atın geleceğini kestirmek çok zor. Mümkün mertebe fazla isim yazım burada. Ben 3 numaralı Scared Cat Kevin Gomez ile start alacak olan bir isim. Kitten's Joy yavrusu. Sıralamam şu şekilde. 3 numaralı Scared Cat'i, 2 numaralı Don't Cross Fuzzy. 2 startında da üçüncülüğü var. 1000 metre ve 1100 metre kum pistlerde. Yarışta tek start alan isim bu isim. 7 numaralı Will Take Profit var. Joan Rosario ile start alacak olan bir Will Take Charge yavrusu. 4 numaralı Jump Free John Hiraldo ile start alıyor ve 1 numaralı Beton Beats altılı gayen ikinci ayağında şans verdiğim son isim Xavier Perez ile start alacak olan 1 numaralı Beton Beats. Geldik altılı ganyanın üçüncü ayağına bir maiden koşu yine 1600 metre çim pistte 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. Bu da zor bir koşu arkadaşlar. 6 numaralı Ten Twenty One ve 13 numaralı Determined Charm Ekürü olmak üzere toplam 16 isim start alıyor. Zannedersem burada 12 isim start alacak. Diğerleri yedek ve yedek isimler birazdan koşu programında görürüz. Altılı Ganyan 3. aya 46 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu dedik. 12 numaralı Little Bit of Death kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. Forest Boys ile Great Notion yavrusu ilk yer verdiğimiz isim. Daha sonra 11 numaralı She's Like Thunder var. Horacio Caramanos'la start alacak. Kariyerindeki 3 startında aynı jokeyle start almış. Üçünde de tabelada yer bulmuş bir isim. 1000, 1100 metre ve 1600 metre çim pistteki koşularında. 8 numaralı Basser var. Charlie Marquez'le start alacak olan bir Union Rock yavrusu. 10 numaralı Amazon Queen George Ruiz'le start alıyor. Son startında 50 binlik bir maiden koştu. Üçüncülüğü var. 1600 metrede çim pistten kuma alınan yarışta. 6 numaralı Ten Twenty One var. Javier Telado ile start alıyor. 1100 metre çim pistte 6.'lığı var. Tapit yavrusu. 300 bin dolara satın alınan bir isim. Bu koşuda daha iyi koşacağını düşünüyorum. 6 numara 13 numarayla ekürü. Yalnız 13 numara koşudan çıkan isim olursa start alacak. Onu da belirteyim. Son olarak da burada 3 numaralı Leola Street. John Hiraldo ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki tek startında 1200 metrede bir üçüncülüğü olan bir isim. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayındaki son önereceğim isim olacak. 3 numaralı Lolita Street. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir satış koşusu. 12 numaralı Decorated'la başlayacağız burada. Angel Cruz'la start alacak olan koşuya gittiğimizde koşu 5000 dolarlık bir satış koşusu. 12 numaralı Decorated Angel Cruz'la start alıyor. Bu sene 2 kez start almış. Bir dördüncülüğü bir de üçüncülüğü var.
12 numaralı Decorated'ın. 4 numaralı Keep Your Guard Up. John Hiraldo ile start alıyor. Kariyerindeki 4 startının, son 4 startının 3'ünü kazanmış bir isim. Kazandığı koşular 1100, 1200 ve 1100 metre kum pistte. 1100 metredekileri 1.05.59 ve 1.05.36 ile kazanmış. 1200'ü de 1.14.89 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Golazo. Grant Whitaker'li start alıyor. 1 numaralı Mor Twirling kendi yavrusu Jason Fernandez'le start alacak olan bir isim. Ve son olarak burada 2 numaralı Gator 52 var. Richard Montaner'le start alacak olan bir isim. Gator 52'nun da 1100 metre ve 800 metre kariyerindeki son iki startında aynı jokeyle ikincilikleri var. Onu da belirtelim. Geldik Altılı Gayan'ın 5. ayağına. 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. 12 isim start alacak gözüküyor. Burada da iki isme yer vereceğiz. 1 numaralı Brokers Revard ve 5 numaralı My Boy Paddy. Koşuya baktığımızda koşu 80 binlik bir şartlı koşu. 1 numaralı Brokers Revard benzer koşuların çoğunda tabela yapmış bir isim. Daha doğrusu 2-3'e girmiş bir isim. Son startında da 45.825'lik bir şartlı koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan at başıyla üçüncü olan My Boy Paddy var. 5 numaralı My Boy Paddy de Brokers Revard'ın ikinci olduğu bir numaralı Brokers Revard'ın ikinci olduğu koşuda Monster Mason'la at başı olarak üçüncülüğü var. My Boy Paddy'nin koşu bu ikisi arasında geçer diye düşünüyorum. 6 numaralı Welling burada arkadaşlar koşu kumandırsa start alıyor ve o zaman mutlaka bu isme de yer vermeniz lazım kuponlarınızda. Bir önceki startında 31.800'lük bir 1700 metre kum pistteki şartlı koşuyu 1.48.20 ile kazanıyor. Son startında da boyun farkıyla ikinciliği var. 43.775 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşuda 1700 metre kum pistte. Altılı Ganyan'ın son ayağı da 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir opsiyonel satış koşusu. Burada da 2 numaralı Marge's Heaven büyük bir ihtimalle koşuyu kazanacak. Zaten an itibariyle de %54 AGF oranına ulaşmış bir isim. Son 4 startını kazanmış bir isim arkadaşlar. Marge's Heaven daha doğrusu hem son 4 startı hem bu seneki 4 startını kazanmış bir isim. 20 Mart'ta bu seneki ilk startında kariyer yani bu seneki ilk startında 1100 metre kum pistte 1.04.17 ile kazanmış. Daha sonra 1000 metre kum pistte 58.65'te kazanıyor. 1000 metre çim pistte 58.01 ile son startında da 1000 metre çim pistten kuma alınan yarışında 57.93 ile baş farkıyla kazanıyor. Dördünü de aynı jokey ile kazanıyor. Bugün de aynı jokey ile bu koşuyu kazanır gibi duruyor. Yedili Plase'nin ilk ayağında da 20.38'de bir satış koşusu var. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. 6 isim start alıyor burada. Koşuya baktığımızda koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu. 24.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada da bir numaralı New Frontier var. Carlos Lopez'le start alacak olan son 4 startın ikisini kazanmış bir isim. Bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Oldukça bu koşuların zanan üst grup koşular son startı 30 bin dolar 30.800 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Ondan önceki de bir satış koşuları ikinciliği var. 1200 metre tamamı 1200 ve 1300 metre kum pistlerdeki son 4 startının ikisini kazanmış bir isim. Bugün koşu biraz basit kalacak bu anlamda. Yedili Plase'de önereceğim tek isim New Frontier olur. İlk Yedili Plase'nin ilk ayağında. Geldik Altılı Ganyan şablonuna. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde benim size bir yol gösterme adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin arkadaşlar. 11 numaralı Makes More Sense ile başladık ilk ayakta bir satış koşusu. 4 numaralı Lucky Ramsey, 9 numaralı Fed Up, Fire Up, 5 numaralı Posterity ve 2 numaralı Speed Game. İkinci ayakta da biraz zor bir koşu. 3 numaralı Scared Cat, 2 numaralı Doctors Don't Cross Fuzzy, 7 numaralı Celtic Sun, düzeltiyorum Will Take Profit, 4 numaralı Jump Free ve 1 numaralı Bet on Biz şans verdiğim isimler arasında. Bir sonraki ayak 12 numaralı
Little Bit of That 11 numaralı, She's Like Thunder 8 numaralı, Vassal 10 numaralı, Amazon Queen 6 numaralı, Ten 21. Bu 6 numara 13 ile ikili koşudan çıkan atılırsa start alacak olan bir isim 13. Ve 3 numaralı Lola Street yer verdiğim isimler arasında. Koşuda arkadaşlar 4 numaralı Princess Teriko var. Koşu kumandırsa start alacak olan bir isim Princess Teriko. Böyle bir durum gerçekleşirse yazmanızda fayda var mutlaka. Yarışı programa koşuyu aktarırken bunu söylemeyi unuttum. Burada söyleyeyim. Dördüncü ayak 12 numaralı Decorated, 4 numaralı Keep Your Guard Up, 5 numaralı Golazo, 1 numaralı Mortville, 2 numaralı Gator 52 var sıralamada. 5. ayakta da 1 numaralı Broker's Reward ve 5 numaralı My Boy Paddy var. Burada da 6 numaralı Welling arkadaşlar koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Evet, 6 numaralı Welling koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse bu isme değer vermeniz gerekir 6 numaranın. Son ayakta da 2 numaralı Marge's Heaven vardı. Son 4 startını kazanan bir isim. Angel Cruz'la bugün de aynı jokeyle start alıyor. Tek olarak önereceğim isim. Hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum. Çıkış yapmadan abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.